Merhabalar. <laughs> Günaydınlar. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu şu anda? Ha geliyor mu? Merhabalar. Perin Serdar Zeyre abla hoş geldin. Evet nihayet efendim ee, biliyorsunuz bugün müydü herhalde bugün okullarda ee, şehitlerimiz için ee, Marş anımız okunacak. Evet. Herhalde bugündü. Çünkü şey efendim pazartesi günü denildi. Yani Allah'tan buradan ailelerine sabır diliyorum efendim. Sevenlerine sabır versin. Öyle biliyorum ben. Şey ant ant mıydı? Herhalde ant ant. Berin Serdan ant mar marş mı ne? Ant herhalde ya, değil mi? Evet evet. Ben de ne yapayım? Ee, şeye gideceğim Düşçiye. Ee, ha andımız evet, andımız efendim. Andımız okunacak okullarda. Bugün zaten okullar e, şey oldu. Tatil oldu. Anımız okunacak tüm şehitlerimiz için efendim. Allah'tan rahmet diliyorum. E, dişçiye gideceğim. Yok şu e, arka ana dişim var ya. O şey olmuş. Yani inşallah onu dolguyla bilmiyorum bakacağız yani. Eğer çekerlerse çok kötü olur. İnşallah çekme gereği duymazlar efendim. Eee dolgu olur. Çok zor tabii. Ya sürekli şimdi sol taraftan yiyorum ya. Ekmeği çiğniyorum. E bu taraf ovuk düşüyor. Bu tarafta ben çiğneme yapamıyorum. Yemek yiyemiyorum. Bundan dolayı bakalım. Doktor Bey diş hekimi ne diyecek? Ondan sonra e, kahve kalmamış, meyve portakal mandalina yok, patates yok, patlıcan yok, biber bitti. Şey, bunlar alacağım, bunları alacağım. Öyle işte. Yok canım randevu randevu almaz olur muyum yani istediği kadar şey olsun özel hastane ol olsun yani randeviyi de canım çok eski e önceden almıştım randevuyu zaten ha. Ondan sonra pazartesi geldi dişte. Bakalım ne olacak. E zaten iki şey bir diş ağrısı çok kötü bir de yanık ağrısı çok kötü yani. canım fındık istiyor yani şey yapamıyorum ekmek yiyorum bir taraftan çiğneyebiliyorum yani temenim inşallah dolguyla kurtarırlar çekerlerse ana dişi Allah korusun bakalım <laughs> ha, Grayson Fındığı mı meşhur? E meşhur olsak ki ne olacak sanki? Dur şu dişimi yaptırayım da ondan sonra. Yani. Bir de e, optikçiye uğrayacağım. Bakalım şu gözlük çerçevem var ya. ...onu biraz böyle daraltabilirler mi? Yeni bir tane gözlük yaptırdım. Yaptırdım derken yani numaralı. O da e, burnumu acıtıyor. Kulağımı acıtıyor. O da çok dar. Bu da bol. Bollaştı. Hatta bunu da götüreyim yanımda da. Şunu da götüreyim yanımda da bari biraz bunu da bollaştırsın. Hayır önce doktora gittim canım randevu aldım muayeneden geçtim bu gözlükten sonra. Bunlar zaten hafif. Gel. Aferin kısma. Ee, ondan sonra en son yazılan reçetedeki numaralı gözlüğüm bu. Bu kulaklarımı bir de burnumu acıtıyor. E şimdiki gözümde olan da e, bollaştı. Yani. Aynı aynı çerçeveler aynı. Ama bu da bu, buna daha net görüyorum çünkü bu son muayeneden sonra alınan Cam gözlük yani şey. <laughs> Hastanın karşısında var canım optikçiler. Hmm. Günaydın de, günaydın de, günaydın de. Merhaba lade. Kurban olsun annesi sana. Aferin kızım hadi otur şöyle, otur yanıma kızım. Şimdi efendim, şunu söylemek istiyorum. Aslında söylemek istemiyorum ama. Gerçekten ee, söyleyeceğim. Şimdi ben köpeklerime o kadar iyi bakıyorum ki e, bir dediklerini iki etmiyorum. O kadar güzel bakıyorum, gerek gezdiriyorum. Gerek kıyafetlerini alıyorum, gerek ödül kemiklerini alıyorum, gerek kilo kilo mamalarını alıyorum, Reflex mama, şey, marka. Ee, ve hanımefendinin birisi çıkıyor başka bir programda, oradan diyor ki Sibel Baysal diyor köpeklerine bakamıyor, edemiyor vesaire bir şeyler söylüyor. Program sahibi de, yani yönet, organizatör de diyor ki, ben diyor, böyle bir şey görmedim ve zannetmiyorum. Çünkü Sibel Baysal gerçekten köpeklerine çok iyi bakıyor, diyor. Ve hanımefendi orada çok böyle hani sanki kendisini izliyorlarmış gibi o, o rakam o sayıda olan kişiler, kişi veya kişiler, izleyiciler onun bir teneffüsüne girip bu tür şeyleri orada anlatıyor. Sonrasında Sibel Baysal biliyorsunuz ebili ebedi kokulu yanaşlayan şeyinden dolayı dediği zamanda e ee, ama müstahak çünkü laf yerine ulaşmalı yani bir kere odamı gösteriyorum küçük odayı gösteriyorum mesela köpek mamasıyla dolu şu masayı gösteriyorum. Ödül kemikleriyle dolu. Çekmeceyi gösteriyorum. Köpek kıyafetleriyle dolu. Hanımefendi ben 14 2014'ten bu yana ee, <laughs> tanıdım ve oldu bitti Pori, putkası purileşmiş oldu bitti Sibel Baysal'ı bu sosyal medyada hep böyle elinden geleni yaptı. Yapmaya çalıştı. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Atasözü vardır, tabir vardır. Şahsım adına söylüyor. Söylesin. Es geçerim. Ama ağızlı olup dili olmayan köpeklerim adına Kimse konuşamaz. Kimse konuşamaz. Benim köpeklerim evcil, üzerime kayıtlı, mahalle muhtarına kayıtlı, çipliler, kimlikleri de mevcut. Aşıları da her ay veterinlere gidiyorlar. Yani. Bugün mesela benim diş olayım var, randevim var. Olmamış olsa ben Aruşka kızımın tırnakları uzamış. Veteriner hemen şurada. Götürecektim. Ha bugün götürmem, yarın götürürüm. Evet. E, Ankara e, soğuk efendi. E, kafama ne örteceğim? Tabii ki eşarp örteceğim. E, zaten üstümdeki de yünlü hırka. Sıcak tutar yani. Günde üç defa dışarıya çıkartıyorum. Mamalar maşallah. Ödül kemikleri de bir dedikleri bir iki olmuyor. Onlara laf söyleyeceğine. O, Madi Putkan'a söyle. Madi Putkan'a dalık mı yollar? Tamam. Merhabalar. Nikol Uras Hanım, hoş geldiniz. <laughs> Bir insanın içinde yarası olunur, olur, kocunur. Allah'ıma şükürler olsun. Benim içimde yaram yok ki kocanayım. Demek ki senin içinde yaran var, sen kendin kocunuyorsun. Sana ne benim güzelliğimden, sana ne benim sıfatımdan, sana ne benim görselliğimden. O beni ilgilendiriyor. Güzelim veya çirkinim. O beni ilgilendiriyor. O seni ilgilendirmez ki. Sen benim nenem yaşındasın. Ben sana kalkıp da diyor muyum? Nenemsin. Yok. öyle şeyler yani köpeklere asla. Herkes biliyor benim köpeklerime ne şekilde baktığımı. Bilsinler bilmesinler. Ama bilenler de çok yani. En azından ben biliyorum. Ve de izleyenler biliyor videolarımda. Görüyorlar. Yani bu tıpkı neye döndü biliyor musunuz? Bunun yaptığı. Muşamba var ya. Muşamba'nın yaptığı neye döndü biliyor musunuz? Hatırlar mısınız? Melisa demişti ki zamanında işte e, Sibel Baysal kuçkasının putkasını madileştirdi. Ondan sonra birisi daha vardı. Adını anmıyorum. Ya bu tür şeyler köpeklere yani benim köpeklerime laf söylemeyin. Laf söyleyebile, söyle, <laughs> söyleyebilmeniz için Kuştepe'de tuttuğunuz evin kirasını ödeyeceksiniz. Ödeyeceksin. Ondan sonra. Tamam. Benim şu anda bir odamda senin aylık herhalde değil mi kiralar? Aylık. Evet. İki yıllık kira paran kadar köpek mamam var benim odada. Ödül kemikleriyle. İki yıllık kira. İki yılı on iki ile çarp, yirmi dört. Kıyafetleri de hariç yedikleri tavuklar, etler de, tavuk ciğerleri bilmem neler de hariç. Veteriner masrafları da hariç. Şampuanları da hariç. Bunları da koysam o zaman ne oluyor? Üç katı oluyor. Yani. O yüzden hanımefendi kendinize gelin. Herhangi programda Sibel Baysal'ın köpekleriyle ilgili bir şey konuşmayın. Görünen köy kılavuz istemez. Tamam. Programına katıldığınız beyefendi ile biz e, hemen hemen her gün Program yapıyorduk, konum oluyordu. Çoğu insan benim sayemde tanıdı kendisini ve program sahibi olmasına rağmen oradan vermiş olduğu cevap şu, Roydan bahsediyorum. Ne söylersen söylesin Belbay Stella. Şükran ama köpeklerine çok iyi baktığından ben eminim köpeklerine laf söyleyemezsin dedi. Çünkü doğru olan bir şey. Yani Evin içinde kombi, kombi yanıyor. Eğer evin içinde burnum akıyorsa çok özür diliyorum. Eşim de hastaneye gideceğim diş hastanesine. Dışarıda ee, dışarı da çok soğuk. Ne yapayım mecbur. Hay başkası beni ilgilendirmiyor. Başkası kaç sayıda köpeğe bakarsa baksın. O beni ilgilendirmiyor. Benim iki tane köpeğim var. Birisi çalındı ve savcılık araştırıyor. Çalanlar zaten buyurun efendim burada arkanda güvenlik kamerası var. Ha, belli. O yüzden e, Vestami'den bahsediyorum. Şimdi burada Aruşka var. Madem eğer Bestamiye hanımefendinin iddiasına göre, Şükran iddiasına göre konuşuyor ya orada programda, Roy'un programında. Söylüyor ya. Ha işte e, kendisini haşlattı. E, o zaman niye bu prensesin burada duruyor? ha? Ben bugün e, şeye de gideceğim. Yani e, Cumhuriyet Savcılığı'na köpeğime, köpeğimle ilgilen savcı beye evrakları oradan çıkarttıracağım. Ondan sonra belirli yerleri karalayacağım. Tüm sosyal medya hesaplarımda paylaşacağım. Akabinde tekrar böyle bir şey duyarsam Şükran o zaman seni de adalete vereceğim yasal haklarım neyse köpeklerimle birlikte kimlikleri de var, her şeyi de var. Yasal haklarımız neyse onu da gerekli adli organlara sunacağım. Merhabalar Kevser Hanım. Hoş geldiniz. Günaydınlar efendim. Sen sürekli 2014'ten bu yana Sibel Bay Salı laf söylüyorsun. E kalktı Berbaysal'da, Baysal'da Ebru Kokur'a na laf söyledim. Söylediğiminde arkasındayım. YouTube kanalımda da videolar duruyor. Konuşmalarım duruyor. <laughs> Ay ne yapayım ben de şeye gideceğim işte. Dişçiye randevu aldım. Komple mi dişimi yaptırayım? Nereden yaptırayım? İmparatın tanesi olmuş 20.000 TL. Arka dişimde ovukluk var ondan sonra e, inşallah dolguyla e, diş hekimi hocamız kurtarır. Evet efendim. Söyleyeceklerimi söyledim. Başka diyecek bir şey yok. Konuşacaklarım köpeklerimle ilgiliydi. Gayet sağlıklılar, gayet iyiler. Mamaları olsun, ödül kemiklerine varana kadar, veteriner muayenelerine varana kadar her şeyleriyle ilgileniyorum. O yüzden videoyu YouTube kanalım Baysal TV 06'dan izlerseniz baştan ne konuştuğumu anlarsınız. Kendinize iyi bakın efendim. Tekrardan şehit olan Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum efendim. Saygılarımla.